biraz da babanızla ilgili konuşmak istiyorum Lala Hanım. Şimdi benim babam ailenin çocuksuz olan Ali amcaları İskenderiye'de kalıyor. Benim dedem Abdübile'ydi. Abimin adı da Abdübile'ydi. Her ikisi de 35 yaşında vefat ettiler. Ve Mursi Bile'yi de Antalya'da kalıyorlar. Bütün Bile'ydi ailesinin erkek çocukları İskenderiye'de Fransız okullarında amcanın yanında okuyorlar. Evet. Benim babamın Türkçesiyle 6 lisanı ve 2 Maşallah. üniversitesi bitirmiş. Ve hiç ayrılmadı. Abdurrahman Bile'ydi, diğer amcasının oğlu da aynı şekilde. En küçük amcam 6 yaşında baba vefat ettikten sonra İskenderiye'ye gidiyor. 36 yaşında Antalya'ya dönüyor. Daha sonra yaşlandığı zaman Antalya'ya gelip 10 sene Antalya'da kaldı ve vefat etti. Allah Yani aile bir bütün içinde, sevgi içinde birbirlerine çok iyi bir şekilde geçinmişler. çok güzel. Burada da ailenin bütün Bileydi ailesinin büyükleri ve küçüklerinin olduğu bir resim. Bu annem kapandıktan sonra, hacıya gittikten sonraki bir resim. Çok güzel. Ben biraz da bu yılın düğün modasıyla ilgili, neler yaptığıyla ilgili birkaç şey sormak istiyorum Tabii size. Çünkü memnuniyetle. Antalya'ya ilk organizasyon firmasını kuran, bunu kurumsallaştıran ve bu işin önemli bir meslek olduğunu Antalyalıya öğreten Estağfurullah, bir kişisiniz. estağfurullah. Çok değerli çalışmalarınızı Sağ biliyorum, olun. yakından takip ediyorum. Çok mersi. Ben ilk önce bütün benim işim yetiştirme yurdu ve o çocukları eğitmek, o çocukları üniversiteye kazandırmak, meslek sahibi etmekti. Fakat kızım İtalyan filolojisini bitirip geldiği zaman eczanemiz var, ortopedimiz var. Babası işte bankanın İtalyanca, Antalya'da o zaman İtalyanca bir tek Dilek Dolunay biliyor ve eşi biliyordu. Bir de Hülya, sonra diğer bir Gaye arkadaşımız Hanım Gaye da Hanım Gaye başladı. Doğan Üç Hanım. kişilerdi. Evet. İşte çeviri yapılacak. Vay efendim şu olacak, bu olacak. Bir, iki, üç. Kızım bir gün kızdı, geldi. Dedi ki ben ilkokuldan beri hep takdire geçtim. ODTÜ'yü kazandım. Hazırlığı atladım. 2 sene okudum. Babam bana saçına yazık, gözüne yazık dedi. Zorla beni bir filolojiye gir, bir lisanın daha olsun dedi. Ama ben bu okumayı başkalarına iş yapmak için değil, biz gel anne senle beraber bir düğün organizasyonu kuralım. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Tamam, eczanenin yanında ben sana böyle bir şey kurayım. Antalya'da yok. Ama ben yapamam. Benim evlatlarım var. Anne biz evlat değil miyiz dedi. Bir de böyle küçük kıskançlıklar. Evet ve halen onu söylerler. Biz Ankara'dan geldik, annemi göremedik. O çocukların yanında bize de yatak hazırlayın. Biz de seni görmek için oraya gidelim falan. Uzatmayayım. Biz 91 sonunda bu işi açtık. Evet. 24 yılımız bitti, 25. yılımıza girdik 16 Ekim'de. Maşallah. 2016'da. Organizasyon yaparken bana böyle bir şeyi yaptırttığı için kızıma çok mutlu. Teşekkür ediyorum. Aynı işi İstanbul'da yaptırtıyorum ona. Biz de Çok gidip güzel. destek veriyoruz. Herkesin işi kendine özel ve güzel. Hatice amcığım. Evet. Ama mutluluğa imza atmak her insana nasip değil. Ben işimi onun için çok seviyorum. Çok güzel anlattınız. Gerçekten bugün inanılmaz bize duygular yaşattınız. Gururlandık. Bir Antalya'da yaşayanlar olarak Atatürk'ün böyle güzel anılarını dinlemek bence sadece Antalyalıların değil, bütün Türklerin keyifle dinleyeceği anılar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Bir ederim. zaman yolculuğu yaptık. Bizi Ay, ben misafir teşekkür ettiniz ederim. Çok teşekkür güzel ederim. iş yerinizde. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Bugün gerçekten biraz dolu dolu hissediyorum kendimi. Çünkü hayatımda önemli bir aileyle
böyle değerli bir sohbeti yapmak beni onurlandırdı, duygulandırdı. Çok geçmişlere, genç kızlığıma kadar götürdü. Neredeyse çocuk denecek yaşta tanıdığım bir ailenin anılarını dinlemek beni çok mutlu etti. Eminim sizler de çok mutlu oldunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu şık mağazanın mağaza müdürüsü Burçin Atmaca hanımefendi ile birlikteyiz. Onunla gelinlikle ilgili, mağazadaki ürünlerle ilgili, buranın hikayesiyle ilgili hoş bir sohbet yapacağız. Burçin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hatice Hanım. Mağazanızın hikayesini çok merak ediyoruz. Bu kadar güzel hazırlanmış, her şey çok incelikle seçilmiş bir yerin acaba öyküsü nedir? Şöyle anlatabilirim. 2005 yılında ithal gelinlik üretimi yapan belirli bir markanın bayiliğini alarak ilk gelinlik sektörüne adımımızı atmış bulunmaktayız. Daha sonrasında 2008 yılında Bağdat Caddesi ve Nişantaşı olmak üzere bunun ardından Kumkent'te ilk showroom'umuzu açtık. Daha sonra Bursa, Ankara ve bunun yanı sıra Yunanistan ve Rusya olmak üzere birçok Azerbaycan. Çok güzel. Evet, uluslararası. Evet, girdi. Uluslararası ithalat, ihracat, gelinlik ve abiye satışlarımıza başladık. Çok güzel. Dolayısıyla daha sonra yabancı ortaklarımızla yaşadığımız bir takım problemlerden dolayı tüm Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun mağazalarımızı kapattık. Daha sonrasında mağazamızı açtık yeni adımızla. Şu anda Antalya'da tekiz, zengin kreasyonumuzla da bunu sergiliyoruz. Şu anda evet, ben birebir şahit oldum. Beni Altın Portakal'ı siz hazırlamıştınız. Evet, Hatice Hanım. Ve kıyafet seçerken ben depolarınıza da girdim. Gözlerime inanamadım. Yani gerçekten bu kadar çok çeşidi gelinlikte, abiyede bir arada görmek benim için gerçek bir sürpriz olmuştu. Evet, zengin bir koleksiyona sahibiz. Hani bunu ince ayrıntıları var tabii ki. Hani kendimiz bizzat atölyelerimizde özel dikimler yapıyoruz. Gidip bizzat kendimiz ürünlerimizi seçiyoruz. Hani her bedene uygun, her bütçeye uygun aşağı yukarı hani çok birçok ürünümüz var diyebiliriz. Çok güzel. Peki bir gelin adayı ve ailesi sizin mağazanıza girdiği zaman nasıl bir deneyim onu bekliyor? Düşünebiliriz ki artık gelin adayları gerçekten çok mantıklı. Öyle ki ellerinde internetten hani seçilmiş fotoğraflarla geliyorlar karşımıza. Değil mi? Bunu istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Bu hayali. Çünkü biz hayalleri gerçekleştiriyoruz aslında gelinlik üreterek ya da onların hayallerine bir takım olsun faydamız olmak adına. Onların tabii ki isteklerine uygun modeller sunuyoruz ama gördükleri modelleri üzerinde denemeden düşündükleri için biz onlara şu şekilde değerlendirebiliyoruz. Yakın modelleri sunarak ki emin olun hani denedikleri zaman daha vücut yapılarına uygun olan modelleri hani aslında beğendiği geldikleri fotoğraftakine beklentilerini karşılamadığını düşünüyorlar ve işte aradığım buymuş diyebiliyorlar.
Çünkü önlerine o kadar alternatif geliyor ki. Çünkü biz onları süslüyoruz tabii ki duakları, onların vücut yapısına uygun prenses model, balık model ve A kesimlerimiz mevcut. Bunları denetiyoruz mutlaka ki hani bir tanesinden bir tanesini seçebiliyorlar. Evet, onlar için gerçekten muhteşem bir yolculuk oluyordur bu. Evet. Çünkü herkesin içinde böyle çocukluğundan beri özellikle genelde genç kızların bir hayali vardır. İşte ben Evet. büyüdüğümde, çocukken de, genç kızken de şöyle bir gelinliğim olsun diye. O hayali çok fazla düşündükleri için belki ölçülerine uygun değil ya da düğünün yapılacağı ortama uygun değil. Kalbinde, ruhunda ne var? Aslında doğru olan şey onu anlamak. Evet. Biz de aslında tam burada araya giriyoruz. Nasıl onlar kendilerini daha iyi hissedeceklerse, nasıl mutlu olabileceklerse, bu bizim prova sonramız, hani onların gözlerindeki ışıltıyı görmek, Değil işte mi? bu demek, hani güzelliklerini aynada görebildikleri zaman biz çok mutlu oluyoruz ki doğru yönlendirmeliyiz. Hani Evet. sadece gösterdikleri fotoğrafa takılı kalmamalıyız ki bir takım şeylere doğru sonuçlansın. Tek istediğimiz bu. Bunun için çalışıyoruz. Memnun Evet. olmalarını istiyoruz. Mutlu buradan ayrılmalarını istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel. Bir düğün ailesi geldiği zaman tabii bu düğünün kına merasimi var, gelinin kendi gelinliği var, düğün yakınlarının giymesi gereken kıyafetler var. Bu anlamda size bir ailece geldiği zaman aslında herkese, ailenin bütün kadınlarına bu Tabii anlamda ve ki. geline servis verme imkanınız var. Ben gerçekten merak ettim. Bunlar burada kaç tane böyle gelinlik var, kına elbisesi var, abiye var? Evet, şöyle anlatabilirim. Mağazamız 1000 metrekareden oluşmakta. 3 katlı bir mağaza. Üst katımızda yerli abiye gruplarımız var. Giriş katımızda gelinlik kreasyonumuz var. Gördüğünüz gibi alt katımızda da ithal abiye gruplarımız var. Bunları şöyle değerlendirebiliriz. Gelinlik modellerimiz ortalama 100 ile 150 model arası değişmekte. Tabii bunların bedenleri de Tabii var. ki bedenleri de var Tabii. model olarak. Üst kattaki yerli abiye grubumuz ve buradaki ithal abiye gruplarımızda ortalama 800 adet model var diyebiliriz. Tabii bu sadece ortalama. Daha özel dikimlerimiz olsun getirtebiliyoruz. Özel istekleri karşılayabiliyoruz aynı zamanda. Fiyat aralıklarından da bahsedebilirim. Tabii çok memnun oluruz çünkü en çok Evet. merak edilen konulardan birisi de budur. Böyle bir mağazaya girdiğimiz zaman acaba nasıl bir bütçeyle çıkarız o mağazadan gibi Evet, bir şey aslında her olabilir. bütçeye uygun ürünlerimiz var. Gelinliklerden bahsetmek isterim. Gelinlik kreasyonumuz 2000 TL'den başlıyor. 12.000 TL civarı arasında. Özel dikimler tabii ki Tabii değişkenlik farklı gösteriyor. olabilir. Evet. Üst kattaki yerli grubumuzda 300 TL ve 2500 TL arası ürünlerimiz mevcut. Gerçekten mi? Ben bu rakama çok şaşırdım. Evet, İnsan genel çünkü böyle bir mağazada o rakama bir elbise bulabileceği hiç aklına gelmez açıkçası. Evet. İthal elbise grubumuzda da 2500 TL arası ve 8000 TL arası değişiyor. Evet, Değişkenlik gösteriyor. Zaman böyle zaman indirimlerimiz mevcut. indirim sezonlarında tabii biz kadınlar çok merak ederiz. Evet, tabii ki. Ben şeyi de merak ediyorum. Şimdi geldim, bir gelinlik almak istedim ya da bir abiye almak istedim. Ama diyelim ki dekoltesi biraz fazla oldu ya da ufak tefek değişiklikler yapmak istiyorum onun üstünde. Bu anlamda bir servis veriyor musunuz? Tabii ki tadilat yapıyoruz isteğinize göre. Örneğin geldiniz, strapless bir gelinlik beğendik. Bunun üzerinde vücut yapınıza göre tasarımı çok fazla tasarımla oynamadan tül detaylarla kapama yapabiliyoruz. Kol askıları, düşük omuz,
Üzerlerine boncuk işlemeleri oluyor, taş, inci işlemeleri. Onları yoğunlaştırabiliyoruz talep üzerine. Detayları da yapabiliyoruz, tadilata girebiliyoruz. O tamamen sizinle doğru orantılı. Evet, çok güzel. Ben de o sizin aslında tadilat servisinizi çok beğendim. Yine bu altın portakal hazırlığı evet. sırasında çok bir elbise beğenmiştim. Farklı bir şeydi o da. Çok iyiydi fakat dekoltesi çok açıktı. Hemen burada bir sihirli el girdi, hop kapattı. Tüm detaylarla, sonra boncuk bir model işlemelerle. Beğendim. Beden olarak, model olarak çok güzel oldu. Hatta bu kıyafetti değil mi? Evet, doğrudur. Bedeni biraz büyük geldi bana. Hemen benim vücuduma oturtulacak şekilde evet. çok profesyonelce ve hiçbir hata vermeden modelin evet. aynını muhafaza ederek bedenime göre oturdu. Ben özellikle zaten sizin bir kıyafetinizle bu programımı sunmak ve sizle röportaj yapmak istedim. Yani rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten insan böyle bir elbisenin içinde kendisini çok çok daha özel hissediyor. Zaten bu mağazanın en önemli özelliği kendisini iyi hissetmesini, özel hissetmesini sağlamak. Tabii ki. O enerji, kıyafetin verdiği enerjiyle çok daha farklı hissederek çok daha güzel görüntüler verebiliyorsunuz. Ben bu anlamda da çok teşekkür etmek istiyorum. Son derece profesyonel bir çalışma sisteminiz var. Kapıdan daha teşekkür girerken ediyoruz. Hissediliyor. Ve tüm birimleriniz bu anlamda son derece şık, iyi çalışmalar yaptı. Teşekkürler. Bunu da küçücük böyle belirtmek istiyorum. Peki gelinler geldi, hayalleri var, işte düğünün olacağı yer var ama size göre o hayal uygun değil. Böyle bir durumda nasıl ikna ediyorsunuz gelini? Sizin dediğiniz yoldan gitse orada çok daha şık olacak. Tabii ki biz yönlendirmeler yapıyoruz doğrusu olması adına. Tabii ki bahsettiğimiz gibi hani belirli fotoğraflarla geldikleri için hani hayal gerçekleştirmek zor. Evet. Bu düğün süreci de zorlu bir süreç. Doğru. Ama biz o süreci bir nebze de olsa hani rahatlatıyoruz. Yardımcı Hı. olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu konuda düğünün yapılacağı yer, adayımızın vücut yapısı daha çok çok önemli. Örnek vermek gerekirse şöyle diyebilirim, hani bir kır düğünü ise bunu biraz daha rahat ve modern bir şekilde gelinlik seçimine yönlendiriyoruz. Daha kısa duvaklar, şifon etekler. Evet. Bir örnek veriyorum, bir düğün, otel düğünü ise biraz daha şaşalı, gösterişli modeller, danteller olsun, taş işlemeler olsun, uzun duvaklarla süsleyebiliyoruz. Şimdi biraz da gelinlik katında devam etmek istiyorum bu güzel sohbete. Bakalım anıları neler, gelinlikte nelere dikkat etmeliyiz? Bunu da böyle gelinlikler dolu bir alanda yapalım. Gördüğünüz gibi bu güzel bilekliklerle evet. Biz de projemizi destekliyoruz. Kadınlar Çiçek Açıyor projemizin simgesi olarak programımıza katılan bütün konuklarımızın bileğine böyle güzel bilekliğimizi takıyoruz.
projemizi desteklediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ben özellikle gelinlik detayları ile ilgili konuyu bu alanda yapmak istedim. Bu güzel gelinliklerin arasında sohbet etmek istedim. Gelinliğin en önemli aksesuarlarından birisi de duvak. Biz duva seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Neler böyle çok ince nüansları vardır? Bunlar nelerdir duvakta? Niye dikkat etmek lazım? Tabii ki bildiğimiz üzere gelinliğin en önemli aksesuarlarından biri duvak. Evet. Bu tamamen gelinliğimizi seçtiğimiz modelle doğru orantılı oluyor tabii ki de. Biz şöyle tercih ediyoruz açıkçası. Hani derin sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesi varsa gelinlik modelimizin sırt dekoltesi kapanmaması adına daha düz ve daha kısa duvaklar tercih ediyoruz. Örnek vermek gerekirse prenses ve kabalık bir modelse biraz daha düz sade modeller. Gelinliğimiz sade ama şıksa eğer tercihimiz bundan yana olduysa biraz daha uzun ve gösterişli duvaklar kullanılabilir. Çok güzel. Peki bu yılın trendleri nedir? Gelinlik trendleri nedir? Gelinlerimiz neye dikkat etsinler? Her yıl gelinlik modasında bir yenilik çıkıyor, değişiyor. Bunlarla ilgili de biraz bilgi alalım sizden. Tabii ki. 2017 yılı bize romantik getiriyor biraz daha. Romantik modeller sunuyor gelinlik adına. Bu da böyle çiçekler falan romantizmin simgelerinden. Evet, simgelerinden. Tül detaylarının üzerine üç boyutlu çiçekler, pelerinler, omuzlu gelinlikler, işlemeler olsun. Ve yaka ve cesur sırt dekolteleri. Evet, biraz daha sık görebileceğimiz modeller 2017 yılında. Bunun yanı sıra rahat etmek isteyen gelin adaylarımıza göre kısa gelinlik modellerini 2017 yılı bize sunacak. Bu gerçekten sürpriz. Evet. Evet, çok güzel. Peki ben merak ediyorum, şimdi bu kadar çok gelin geliyor, gidiyor. Siz sektörün çok yoğun içinde olan bir firmasınız. İlginç anılarınız olmalı diye düşünüyorum. İlginç anılarımız var. Şöyle anlatabilirim. Onların o heyecanlarına bu süreçte yanlarında olmak, her gün yeni insanlar tanımak, bu özel anlarına onların şahit olmak bizim için gerçekten çok güzel duygu. Her gün yeni insanlarla tanışıyoruz ve onların hikayelerini dinliyoruz. Onlara gözündeki o ışıltıya şahit oluyoruz. Ve bu bizim için gurur verici oluyor bu süre zarfı. Çok güzel. Peki mesleğinizin keyifli tarafları nelerdir? Ben bunları da öğrenmek isterim. Bu mesleği niye seçtiniz? Şöyle bahsedebilirim. Çok mutluluk verici bir olay. Buradan gelen müşterilerimizin mezuniyet kıyafeti de sunabiliyoruz. Daha sonrasında söz, nişan kıyafetleri de sunabiliyoruz. Hani zaman zaman şununla karşılaşıyoruz ki hamile olarak gelip hani beni hatırladınız mı diyen çok müşterimizle karşılaşıyoruz. Bu bence hani bu mesleği icra edenler için çok büyük bir mutluluk diye düşünüyorum ben. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler aldık gelinlik seçimi, abiye seçimi, kınalık seçimi ile ilgili. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Size özel bir yer tanıtmak istedim. Thank you.
şimdi kıyafetler gene değişti. Bu benim altın portakalda, kırmızı halıda yürüdüğüm kıyafet. Çok severek taşıdım. Ve son bölümü de bu kıyafetle yapmak istedim. Özellikle teşekkür etmek istiyorum size, firmanıza. Gerçekten kendimi çok iyi hissettiğim, hoş bir kıyafetle kırmızı halı seremonisini tamamladım. Teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Kadınlar Çiçek Açıyor programını destekliyoruz, beğeniyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz mağazamız adına. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu güzel programı artık burada sevgiyle kapatıyoruz. Bir dahaki haftaya kadar hoşça kalın.